Bak bak, sorusu daha komik. Şimdi böyle para havada duruyormuş, sonra küt diye babamın alnına çarpmış. Ay ben hayatımda bu kadar saçma rüya duymadım ya. Bence işin en saçma olanı ikisinin de aynı rüyayı görmesi. Aa niye? Bence o çok normal, çünkü ikisi de aynı yemekleri yemiş. Yasin, benim hala şüphelerim var. Şükran, sakın sağda solda anlatma, rezil şüphe oluruz. Evet Şükran Hanım. Mumları üflemeden önce kısa bir konuşma yapmak ister miydiniz? Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Öncelikle sizin gibi cana yakın ve bize kapılarını açan komşularımız olduğu için çok mutluyum. Sonra kızımızın Ayşegül gibi bir arkadaşı olduğu için de çok mutluyum. Hatta keşke Ayşegül'ü daha fazla örnek alsa. Hatta tıpkı onun gibi olsa. Ama anne, o zaman espri yapamam. Haklısın. Biraz da ondan zaten. Tamam, hadi üfle bunları, acıktım hadi. Üfleyeyim bari. Ay, meğer beni ne kadar çok seviyormuş Şükran teyze. Bu güzel sözlerin karşılığında ben de bir iyilik yapayım, içimden geldi. Ya Şükran teyze, bunları üflemeden önce bir dilek tutsanıza. Peki. Tut ve tuttuğun dilek gerçek olsun. Ay pasta çok güzel gözüküyor. Neli bu? Frambuazlı. Çok güzel. Çok güzel. Ay anne, doğru söyle. Cidden tuttuğun dilek Ayşegül pastayı yiyemesin miydi? Ay anne ya. Oh, dün geceyi de kazasız belasız atlattık ha. Ay. Neydi o dün geceki pasta rezaleti? Bir türlü yedirmediniz. Ama neyse ki kendime bir dilim ayırmıştım. Ver bakayım sen onu bana. Ayşegül, şimdi sana çok önemli bir aile sırrını açıklayacağız. Aile sırrı mı? O sırrı değil canım, küçücük sırlardan birini. Ayşegül'cüm, bu evde hiç bulunmayan bir şey var. O ne biliyor musun? Penguen. Frambuazlı pasta. Niye? Biz fanatik çilekçi miyiz? Ayşegül, dünya üzerinde sihirli güçleri olan ailelerin kadınlarına kilo problemi yaşamasınlar diye bir şans verilmiş. Kilo yapan her şey için bir tatlı seçiliyor. Onun dışındaki her şeyi yiyebilirsin, her şeyi. Kilo almıyorsun. Ama yanılıp da o tatlı yersen... Ve de bizim ailede frambuazlı pastayı seçti. Evet. Evet. Ama her iyi şeyin bir de kötü tarafı vardır. Biz kendimize hakim olup frambuazlı pastayı yemezsek yediğimiz diğer tatlılardan hiç kilo almayız. Eğer frambuazlı pastadan bir lokma bile yersen bağımlısı olursun. Şimdi o pastayı hemen alıp çöpe döküyorsun ve bir daha da bu konuyu açmıyorsun. Hadi benim hazırlanıp işe gitmem lazım. Hayatım, kendi iyiliğin için. Aman beni bağlamaz. Ama çok saçma. Hem ben bu aileden değilim ki. Ben anne tarafından normal sayılırım. Ay, frambuazlı pasta bağımlılık yaparmış. Çok saçma. Ay, şuna bak, ne kadar da güzel gözüküyor. Yedim işte. Hiç de bağımlılık yapmadım. Bir tane daha yedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.